Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 20 Aralık 2022 saat 20.30 itibariyle kur tarafını değerlendireceğiz. Aslında çok da fazla değerlendirecek bir noktası yok. Elden geçirmemizde yine fayda var. Son durumu haber akışlarıyla birlikte değerlendirelim. Özellikle ABD tarafındaki enflasyon beklentileri yine tartışma konusu oldu. Powell'ın vermiş olduğu şahin mesajlar ve güvercin faiz artırımda piyasada bir dengesizliğe sebebiyet verdi. Özellikle küresel piyasalarda bir belirsizlik hakimiyeti var. Yine Japonya'dan gelen haber akışları olsun, diğer taraftan ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan önümüzdeki aylara ilişkin faiz kararları da yine önem arz ediyor. Bu hafta Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politika kurulu kararını takip edeceğiz. Orada bir değişiklik beklemiyoruz. Metinde bir kredi genişlemesine yönelik, yani piyasaları parasal anlamda rahatlatacak bir açıklama gelmesi bekleniyor. Burada piyasanın nabzı da bu şekilde arkadaşlar ölçülebilir. Onun haricinde fazla bir beklentiye girmek doğru değil. Ancak kur tarafındaki sıkışmayı görüyorsunuz. Yine biz eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan bir kez daha sizlerle birlikte değerlendirelim. Bir Bollinger Bandı ile başladık. Bollinger Bandını anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Baktığınızda zirvedeki sıkışmayı artık özetleyebilecek bir söz de kalmadı. Bunun sonrasında bir patlamanın geleceğini düşünmekte fayda var. Eğer bu sıkışma dipte olsaydı ya da belli bir yükselişten sonra geri çekilme sonrasında olsaydı aşağı yönlü riskleri dile getirirdik. Pardon, yukarı yönlü riskleri dile getirirdik ama şu an tepede bir teknik görüntümüz var ve en önemlisi baktığımızda da 18-35'lerin üzerinde bir kalıcılık, yani tarihi zirvenin üzerinde bir kalıcılık var. Burası stop olmak kaydıyla şu anda yukarı yönde beklentiler korunuyor. Teknik anlamda bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Ancak yıl sonu itibariyle bildiğiniz gibi kurun baskılanması çok önemli. Asgari ücret bugün yarın açıklanacak. Aylarda da zaten buradaki kontrolün sebebi burası gibi duruyor baktığımızda. Ola ki müdahaleler doğrultusunda yeni yıldaki enflasyon rakamları baz etkisiyle bir düşüş bekleniyor. Bununla birlikte kur tarafında gevşeme de tabii ki olağan karşılanacak. Burası arkadaşlar zaman kaybından ötürü değil yani. Bunu bu şekilde bence değerlendirmekte fayda var. Ayrıca zaten uçmuş durumdayız. Diğer bir detay ise haftalık bazda sıkışmayı Bollinger Bandı'nda görüyorsunuz. Tepede bir sıkışma. Temkinli olun. Stop seviyelerini iyi belirleyin. Yani şu anda çizmiş olduğumuz siyah çizgi, yani bence şu an için önemli bir stop seviyesi 18.35'ler. Onun da altında 16 lira gibi bir rakam var. Yaklaşık olarak buradan baktığımızda 2,5 lira bir geri çekilme alanı. Yukarı yönde beklentimiz varsa 18.35 üzerinde kalıcılık şartı ile yukarıda gidebileceğimiz rakam aşağı yukarı belli ilk etapta. Öyle yani 19'lar gibi durmuyor bu rakam. Bunu da zaten söylemiştim. 23,5'un üzerinde teknik bir harekete hazır olmakta bence fayda var. Dolar TL tarafında durum bunlardan ibaret. Dolar endeksine baktığımızda bugün özellikle bir miktar gevşeme var. Özellikle günlük baza gelelim yine. Abartılacak bir gevşeme değil. 103 seviyesinin üzerindeyiz. 103,95'lerdeyiz. Burada tabii özellikle ABD enflasyon beklentileri fiyatlamalara etki ediyor tabii ki. Burada arkadaşlar 1-2 ay daha Fed'i beklemekte fayda var. Ama burada bir kur şoku vesaire gelir mi? Artık onun önünü arkadaşlar geçtiler ve kur şoku vesaire bu gibi beklentileri dile getirmek için seçim sonrasını değerlendirmekte fayda var. Seçim öncesi böyle bir şey zaten hiç piyasada izin çıkmaz. Müsaade edilmez yani bu noktalarda. Az çok zaten bunu herkes biliyor. Tabii biz değerlendirmelerimizi yaparken burada duygusal davranmayıp piyasanın genel koşulları çerçevesinde hareket edersek daha iyi olur. Şimdi Türk lirasının dolar karşısındaki görüntüsüne baktığımızda burada işte az önce söylediğimin tam tersi. Fiyat önemli bir düşüşten sonra dipte sıkıştıysa bu yukarı yönlü bir atağı arkadaşlar takip etmekte gerektirir. Bunu da belirteyim. Evet, şu anda bir kredi rahatlaması için Perşembe günü bir Merkez Bankası'ndan bir açıklama, bir vaat gelecek mi? Bu bekleniyor. Ha, buradan gelecek kredi rahatlamasıyla birlikte döviz alımı gelir mi? Bunun önüne zaten kestiler alınan kararlarla birlikte. O yüzden böyle bir tehlike şu an için söz konusu değil.
Kur korumalı mevduat süresi de ne kadar cazibesini yitirse de çünkü getiri oranı artık kabul edilebilir seviyede değil. O yüzden burada da bir yatırımcı girişi şu an için söz konusu değil. O yüzden Türk lirasında değerlenme kur tarafında geri çekilmeler konusunda daha dikkatli olur isek iyi olur diye düşünüyorum. Türk lirasının dolar karşısındaki görüntüsüne baktığımızda haftalık bazda buradaki sıkışmayı daha fazla gözlemliyoruz. Önemli bir düşüşün ardından önemli bir ilk etapta tepki yükselişine yani kur tarafında 16 liralara doğru bir geri çekilme takip edilebilir sevgili dostlarım. Uyarmadı demeyelim. Bu hafta çok önemli. Muhtemeldir ki Perşembe günü o beklenen hareket, ataklar gerçekleşecek. Yani bu hafta için söylemiştik zaten son 4-5 günde diye başlık atmıştık. Buna göre şekilleniyor, buna göre ilerleyen bir piyasa var. Buradan hemen araya Borsa İstanbul'da değindirelim. Dün bankaların bir hareketini görmüştük. %10 tavan. Bugün itibariyle ters köşe geldi bankalarda. Arkadaşlar bu noktada eğer hisse bazlı bir değerlendirme yapacak olursak yani sektör olarak şu anda Ocak sonu Şubat ortasına kadar gayrimenkullerde muazzam bir değerleme söz konusu olacaktır. Söylediğim gibi sırası gelen gidecek. Bankalar zaten ilk gitmişti. Sonra BIST 30, BIST 100. Ama gayrimenkuller fiyat değerleme açısından çok geride kaldı. Ve birkaç tane gayrimenkul hissesinden ziyade arka planda kalan, özellikle halka açık oranları fazla olan yani %90'ın üzerinde olan şirketler konusunda hep bir ön yargı var. Ben gidin alın diye söylemiyorum. Ancak mesela bugün biz ADESE'yi takip ettik örneğin. Buradan başlayalım. Ben aylar öncesindeyken yani 79 kuruştayken analiz yapmıştım size. Ve bugün bu seviyelere geleceğimizi söylemiştim. En az 2x yaparız kısa vadede demiştim. Arkadaşlar bu analizi biz yaptığımızda neredeydik? Yani yazın yapmıştık hatta. Yazdan sonra da yine analizler yapmıştım. Geçen gün yorumları açık unuttuğumuzda birkaç arkadaşımız da abi ADES analizi yapar mısın diye bizlerden rica etmiş. Onu da bu araya sıkıştırayım ben. Ama tavsiye niteliği olmasın arkadaşlar. Biz buralarda alımlarımızı gerçekleştirmiştik bu hissede. Özellikle yani dipte olan ve en önemlisi bedelli yapabilecek bir pozisyonu daha olmayan şu anda. Çünkü artık patronun elinde, şirketin elinde piyasaya sürebileceği bir hisse, bir pay kalmamış arkadaşlar. Ve bu noktada tüm borçlarını ödemiş ve artıya geçmiş. Son iki bilançosuna baktığımızda güzel karlar açıklamış. Değerleme oranıyla birlikte güzel noktalara gelecek. Ha, burada temettü vermeyecek illaki bu gibi kağıtlar. Ne olacak? Şirketin değerini artıracak. Burada otomatik olarak 3 liranın üzerinde 6-6,5 liralara kadar ilk etapta bir hareket bekliyoruz. Yani bu gibi hisselerde. Yani bunu örnek olarak paylaşıyorum. Ama benim almış olduğum kağıda baktığımda yani 79 kuruş bandından almıştık. Bir de 87 kuruştan bir ortalama yapmıştım ben. Şu an halen beklemedeyim burada. Ben böyle yaptım siz alın diye demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yani bana uymayın. Evet güzel gidiyor kağıt gidecek. Yani ilk etapta burada bir çanağı tamamlayacak zaten. Yani garanti işlere bakalım. Burada zaten dolar bazında şu anda bu kağıt 0,11 sent. Tarihi zirvesi dolar bazında 2,40 dolar. Ve 40 sent civarında buradan baktığımızda arkadaşlar bir direnci var dolar bazında incelediğimizde ve 1,5 dolarda da ana düşüş direncinde bir önemli ana direnç söz konusu. Yani gidebileceği alan hem TL bazında özellikle dolar bazında çok açık. Zaten bugün de tavan yaptı ve bugün akşam saatleri itibariyle de örnek veriyorum. Daha doğrusu bu da gerçekleşti. Açığa satış yasağı getirildi arkadaşlar. Bu ise de bazı önemli spekler yani balinalar açığa satışla birlikte mesela bugün tavan yaptırıyordu. Yarın %5, %6 aşağı yaptırıp küçük yatırımcıyı silkeliyorlardı. Bunun da önüne geçilmiş oldu. Doğru noktada, doğru zamanda bir karar geldi. Çünkü gayrimenkullerin değerlemesi açısından ve bu şirketin de güzel görüntüsü ve halka açıklığı 190'ın üzerinde olmasına rağmen bu noktadan sonra bu kağıdı 10 liranın üzerine oturmadığı sürece teknik anlamda zaten satmak doğru değil. Ve bölünmesini de beklemek enayilikten öteye geçmez. Ben bu kağıdı satarken arkadaşlar sizlere sattığım dakika ekran görüntüsü de alacağım. Tavsiye niteliği olmadan. Ne kadar karına satmışım ve nerelerde nasıl ilerlemişiz? Yani aşağı yukarı şu anda biz
Baktığımızda 5 aydır bu kağıtta bekliyoruz. 5 aydır paramız neredeyse %300 yaptı. Ve burada %900, yüzde yani daha çok katlayacak, böyle 10'a 15'e katlayacak bir noktada ben size satıp paylaşmayı planlıyorum. Sadece bunu eğitim amaçlı. Yani bunu da yapmamdaki sebep şu. Dövizden, altından, yani sürekli olarak buralarda beklemenin ne kadar önemli bir kayıp olduğunu göstermek adına. Yani burada hava atmak vesaire ya da para göstermek gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Olmaz da. Zaten paranın pul olduğu bir dönemdeyiz. Bugün baktığınızda 500 bin liranız 50 bin lira olmuş. Yani şu an bu durumda. O yüzden bu tarz hisselere hedefler parlak duruyor. Yani öyle söyleyeyim. Ki zaten aylık bazda şöyle bir baktığınızda neyin ne olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Ve en önemlisi, şöyle basit de bir logaritmik ölçekte bir trend kontrolü yaptığımızda şöyle tarihi zirvelerden, bölünme noktalarından bir geri çekilme aldığımızda değerli dostlarım, gidebileceğimiz seviyeler az çok belli. Ve yukarıda bizi bekleyen uzun vade dirençler, yani ben uzun diyorum ama burada tabii yani yılları aşan bir süreçte olmaz diye kanaat ediyorum. Yine izleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani şöyle yukarıda 15 liranın üzerinde bir hareketi teknik anlamda bekleyeceğiz. Bir de bu halka açıklığı fazla olan şirketler piyasa tarafınca çok olumsuz görüşlere sahiptir arkadaşlar. Bu gibi fake hisselerin eğer hareketleri güzel yakalanır ise paraya para demezsiniz. Yani ben bunu sadece bir örnek olarak gösteriyorum, yanlış anlaşılmasın. İzleyip göreceğiz. Bakalım BIST 30 mu, BIST 100 mü, yoksa böyle kıyıda köşede kalmış, kendini bariz bir şekilde belli eden ve ucuz kalmış, hem dolar bazında hem TL bazında borcu olmayan, artık bedelli yapabilecek durumu olmayan kağıtlar mı güzel kazandıracak? Böyle bir güzel video sizlere ilerleyen süreçte gelecek. Ben de sabırsızlanıyorum. Tabii herkesin kendine göre bir planı, bir yaşantısı, bir projesi var. Şu an güzel durumdayız gördüğünüz gibi. Alan da açık. Bunda da sıkıntı yok. İzleyip göreceğiz. Sadece örnek amaçlı ve birkaç arkadaşımız da takip ettiği ve izlediği için ve istediği için böyle bir eğitim amaçlı paylaşımda yaptım. Bence relax olmakta fayda var bu noktada. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Yine söylüyorum, tavsiye niteliği asla değildir. Eğitim amaçlı sadece fikir ve öngörüdür. İzleyip göreceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.